Evet efendim, ilk seansta her salı olduğu gibi programımızın ikinci kısmında sevgili Beselan Süllü ile beraberiz. Beste selamlar, hoş geldin. Hoş buldum Perihan, merhaba. Evet şimdi tabii akıllarda bir soru işareti var, kripto paralarda neler oluyor diye. Dün de satışlar vardı ama bugün de devam ettiğini görüyoruz. En azından bir şu an için toparlanma emaresi yok. Biz bu satışların arkasındaki gerekçelere konuşacağız doğal olarak. Şimdi tabii burada biraz daha fiyatlama cephesine baktığımızda her ne kadar son zamanlarda ciddi bir korelasyon olmasa da dolar endeksi yine güç kazandı. Dün hatta korku endeksinde bir ara %6'nın üzerine yükselişler gördük. Tahvil faizleri yeniden 4.30'un üzerine çıktı. Mesela kıymetli metallerde çok ciddi bir etkisi yok ama kripto paralardaki satışı bununla mı ilişkilendirelim yoksa arkasındaki başka temel gerekçeler neler? Şimdi geçen haftanın yine seninle olan salı günkü bölümümüzün sonunda şöyle bir şey söylemiştim. Powell burada yalan söylüyor çünkü Powell burada biraz Amerikan seçimlerini oynayıp aslında diğer Fed üyeleri ve guvernörler bu anlamda belki de bir faiz indiriminin olabileceğini 2024 yılında tartışıyorlar demiştik. Nitekim Powell da bunu herhalde duydum artık ne oldu bilmiyorum. Seni izliyormuş. Bizi izliyormuş mesela. İki gün sonra yapmış olduğu açıklamada bu yıl faiz indirimlerinin zorlaştığını söyledi ve aynı guvernörler nasıl konuşuyorsa bu yıl belki iki faiz indirimi olmaz minvalinde bir konuşma yaptı. Ve hemen ardından Citigroup Nasdaq'taki hisse senetleri için görünümünü düşürdü. Hı. Şimdi neden Nasdaq, neden dolar endeksi, neden altın değil, neden kripto buradan gireceğiz. Hı hı. Şimdi Nasdaq ve altın korelasyonu çok sıkı değildir. Ama Nasdaq ve Bitcoin korelasyonu çok sıkı. Neden? Çünkü Bitcoin çıkaran madencilik şirketi, Bitcoin işte aracılığı yapan borsalar mesela Coinbase, bunların her biri Nasdaq'ta listeleniyor. Ve dolayısıyla biz ne oldu? ETF'lerin kabul olmasıyla beraber Bitcoin Nasdaq korelasyonunun daha da ilişkilendirildiğini gördük. Bu yüzdendir ki dolar endeksi Nasdaq'ı, Nasdaq'ta Bitcoin'i vurmasıyla böyle zincirleme bir kaza gerçekleşti. Fakat bu bir geçiş dönemi. Nisan ayının biraz daha fiyatlama bazında zor bir ay olacağını düşünüyorum. Hatta sana bir tane mevsimsellik haritası getirdim. Hı-hı. Nisan aylarında oradan Bitcoin başlayalım mı? Ne yapmış? Hı-hı. İstersen Hı-hı. oradan bir başlayalım. Eğer burada zamansallık çalışırsa diye başlayalım hatta Hı-hı. o kısma ki genelde bu arada zamansallık verisi de ön planda olur. Nisan ayında Bitcoin'de fiyatlamalar nasıl çalışır oraya bakacağız. Önce o grafiği rica edeceğim kıymetli arkadaşlarımdan. Çünkü sen burada özellikle tabii Nisan ayını atıfta bulunurken halving'i de atıfta bulunmuştun aslında Beste. Yok zaman sağlığı istiyoruz kıymetli arkadaşlar. Mevsimselliği. Evet mevsimselliği. Buradaki biraz daha Nisan ayı verilerini geçmişten değerlendirip konuşacağız. Dolayısıyla Nasdaq'taki bu hem hisse senetlerinin görünümünün düşürülmesi, bu da ne yapacak? Kripto para şirketlerini bu yönde tabii ki de olumsuz yönde etkileyecek ve bununla beraber de Bitcoin'e bu da verdiğimiz veri, haftalık veri burada Nisan ayına aslında Nisan ayının içerdiği bir grafiği alabilirsek çok sevinirim. O grafik üzerinden başlayalım. Eğer veremiyorsak o zaman burayla başlayalım diye düşünüyorum. Yani pek alakalı değil ama hani yani, şu kırmızı yeşilli bir grafik olacak. Evet. Evet geldi. Hı. Şimdi şöyle bir izninle... Tabii lütfen. Sen zaten şimdi yerini alacaksın orada. Tabii, bir sürü grafiğimiz var. Her birinin üzerinden tek tek gideceğiz. Şimdi baktığımızda burada Nisan ayının dönüşlerinde biz tabii Nisan ayına %2.7'lik bir düşüşle başladık. Şu kolonu takip edersek genel olarak mesela... 2013 yılından beri olan veriler onlar değil mi Beste? Evet. Aşağı yukarı 10 yıllık bir veriden bahsediyoruz. Aynen öyle. Hı. Ve averaja baktığımızda Nisan ayları da zaten %5'e yakın burada satıcılı geçmiş. Medyanda yine %-1'e yakın bir medyan var. Yani ne demek oluyor bu? Bizim Nisan aylarımız zaten sıkıntılı geçiyor. Ay geneline yayılabilir mi o zaman? Mutlaka yani muhakkak pardon yayılacak. Çünkü neden? Halving var. Fed'in 4 faiz indiriminden 2 faiz indirimine düşmesi. Şimdi o 2'nin bile aslında çok gelmesi derken yine Nisan ayında %5'lik Bitcoin'in değer kaybettiğini görüyoruz.
Bu nedenle Nisan ayı zaten biraz zor olacak. Dolar endeksinin 105'in üzerine çıkması, Amerikan 2 ve 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, Fed'in faiz indirmeyecek beklentisiyle hisse senetleri fiyatlamasını aşağı çekecek olması ve en önemlisi de Nasdaq'taki fiyatlamayı olumsuz yönde etkileyecek olmasıyla biz Bitcoin'de beklediğimiz düzeltmeyi görüyoruz. Geçen haftalarda zaten 68 binlerde ifade etmiştik. Hatta burası yıkılırsa 64 binler diye konuşmuştuk. Onun için bu hafta da sana yine likitasyon haritasını getirdim. O zaman hemen likitasyon haritasına da bakalım. Bu arada CoinShares verilerini birazdan zaten değerlendireceğiz. Ama ona geçmeden bir likitasyon haritasını da alabilirsek eğer, şimdi bu en azından fiyatlamayı perçinleyeceğiz. Ardından para girişi ya da çıkışı olmuş mu bu satışların arkasında, ona da bakacağız. Ve ardından da teknik görünümü zaten birazdan değerlendireceğiz. Şimdi bu likitasyon haritası da bizlere şunu gösteriyor. Sağ taraftakiler açılan short dediğimiz satış pozisyonları. Sol taraftakiler ise Bitcoin'in yükseleceğini varsayarak açılan long, yani alım kontratları. Şu anda baktığımızda piyasa 67.700, 67.500 bandında short tarafına, yani satım tarafından kümelenmiş durumda. Ve şu anda Bitcoin fiyatı da 66.800, yani dün akşam baktığımızda 66.800'lerdeydi. Şöyle bir göz attığımızda 65.700'ler, 65.200'lerin olduğunu görüyoruz. Yani Bitcoin'de aslında bu satış baskısı 68.500'lerde duramayabilir. Zaten dün de 66 binleri gördük. 65.500, 65.700'lere doğru iğne atma olasılığı var burada. Zaten şimdi teknik grafikte de göreceğiz Bitcoin'in kendi teknik grafiğinde. Peki teknik tarafa geçmeden biz de burada CoinShares verilerine bir bakalım mı? Ne dersin? Şöyle bir göz atıp istersen oradan gidelim. Şunu göstermek istedim, şu noktayı göstermek istedim. O zaman teknik verileri bir alalım. Şimdi bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir? Ve şimdi izleyici soruları da o yönde. Nereden sonra bir alım fırsatı yaratabilir? Çünkü ben bakıyorum 40 bin dolarlar yeniden konuşulmaya başladı. Yok. Seferinde aynı şey oluyor ama biliyorsunuz zaten. Ya Allah'tan bu sefer 27 bin 28 binciler çıkmadı çok şükür. Onlar öldü zaten, yani likidite oldu onlar. Hani ana paradan anamız kaldı diye bir laf var ya. Onlar 27 28 binciler. Ha, bunu da neden söylüyorum? Ya Bitcoin 40 bindeyken olan para girişiyle, birazdan onu göreceğiz. Mesela bak, iğneyi nereye attık? 66 bine attık. Şimdi bizim en kötü şansımız da şu, bu hafta Paskalya nedeniyle Çinliler tatilde. Şimdi burada iğneyi görüyoruz 66 bin, ama burada aslında durmaması lazım. Yani 64 binlere gelse Bitcoin daha güzel bir talep toplayıp yeni bir akümülasyon döneminden çıkıp yükselmeye başlayabilir. Şimdi istersen CoinGlass verilerine geçebiliriz. Peki, şimdi burada iki tane aslında veriye bakacağız. Önce bir haftalık para giriş çıkışına bakalım. Çünkü 904 milyon dolarlık bir para çıkışı var Bitcoin tarafında. Sadece Bitcoin de değil aslında, değil mi? Ethereum'da da var. Hatta bar grafiğini alsak daha güzel olur. Sonra bu detaya ineriz. Tamam, bar grafiğini alalım. Ardından bununla devam edeceğiz. Süper oldu. Şimdi bu bar grafik aslında bize görüntüyü net bir şekilde anlatıyor. Biz ETF'lerin kabulü olduğundan bu yana şurada bir FTX satışı vardı. Fakat gördüğün gibi buradaki sert satış neredeyse 7 haftadan sonra 2023 çünkü işte şu 29. 28. haftadan beridir böyle bir çıkış yaşanmamış. Yani burada sert bir çıkış olmuş. Bu da Fed beklentilerinden kaynaklanan bir durum oldu. Fed burada politika ayarlarını yeniden yapmaya başladı. 4 faiz indiriminden 1 faiz indirimini şu anda konuşmaya başladık. O yüzden buradaki durum sıkıntılı. Böyle bir çıkış yaşanınca, ki biz bunu buralarda da konuşuyorduk, yani bir sıkıntı var burada. Bitcoin'in geri çekilmesi lazım, yeni alıcı gelmiyor diye. Şu anda da gördüğümüz gibi haftalık fon çıkışlarında sert bir çıkış bu düzeltmeyi doğruluyor. Peki, şimdi diğer taraftan o zaman bu para çıkışı en azından Nisan ayında birkaç haftaya daha yayılabilir mi? Bir sonraki veri üzerinden gidelim ama Nisan, çünkü geçtiğimiz verilere göre Nisan ayı çok sempatik geçmiyor dedin zaten kripto paralar için. Geçtiğimiz hafta bir para çıkışı var. O zaman ay geneline yayılabilir mi bu para çıkışı?
Şimdi ay geneline yayılabilir mi dedin ya, şimdi 1 Nisan hani April Fool's Day'e geçer, hani fool yani aptal anlamında geçer. Hani gerçekten bu Nisan ayına April Fool's yayılıyor. Böyle bir durum var. Mayıs'ta da Sanskrit var. Bir sonraki grafiği bekliyoruz bu arada. Coin Shares verisine şimdi geçebilirsek lütfen. Evet, bu seferki Bitcoin'deki sert çıkış Ethereum, multi, yani çoklu varlık fonları ve Solana'ya yayılmış durumda. Fakat burada şöyle bir nüans var. Burada biz Bitcoin'in düşmesini değil, düzeltme yapmasını bekliyoruz. Yani düşmek ile düzeltme yapmak yükselişin arasında. Yükselişin sonuna geldik ve bitti artık değil de. Değil. Şimdi baktığın zaman bak short Bitcoin, yani Bitcoin düşer diyenler de burada azalmış. Yani piyasa burada kar alımına geçmiş Perihan. Nitekim 942, yani 1 milyar dolara da yakın bir çıkış gerçekleşmiş. Bunun da en fazla kısmı Amerika'dan gelmiş. Ülkeler bazında da sana grafik getirmiştim burada. Hemen ülkeler bazına da geçelim o zaman burada. Ülkeler bazında peki bu satışlar kimlerden gelmiş? Tabii ki de United States of America. Amerika'dan yani, gelmiş diyorsun. Amerika'dan gelmiş. O yüzden Çinlileri bir kere daha sevdiğimizi, kripto camiası olarak buradan onlara sevgilerimizi gönderelim ekranlar karşısında klişe laflarla. Şimdi dolayısıyla bakıyoruz Amerika'ya. Amerika'dan çıkış var. Avrupa bu hafta tatilde. Paskalya tatili var. Çinliler de tatilde. O yüzden özellikle bu haftanın minvalinde baktığımızda Paskalya tatili en fazla Bitcoin'in yumurtasını kırmış gibi gözüküyor. Ama şimdi güzel elindeki grafik şu anda senin tam olarak Bitcoin'de alım yeri mi değil mi bunu belirleyen bir grafik. Hadi onu o zaman skora bakalım. Şimdi asıl soru şu, stratejiyi nasıl yönetmek lazım Beste? Onu sorayım. Yani şu an mesela Bitcoin trade eden birisi ne kadar pozisyonda olmalı? Bu durumda biraz kenarda mı beklemeli? Madem Nisan ayı çok iyi geçmiyor ya da burada eğer kenara geçebildiyse 70 bin dolarlar civarında ya da üzerinde ne zaman geri pozisyonunu yerine koymalı? Şimdi şöyle, Bitcoin'de bir kere long term dediğimiz uzun vade alıcıların şu anki Bitcoin fiyat ortalamaları 42 bin 43 binlerden geçiyor. Yani aslında uzun vadedir. Nedir bu uzun vade? 6 ayda olabilir, 3 ayda olabilir. Neticede çok ciddi bir yol kat ettik Bitcoin'de. 42 bin dolardan geçtiği için böyle varsayıyorum. Burada yapılacak en doğru şey ana parayı içeride tutmaya devam edip kârı almak olacak. Çünkü bu kâr size ileride bir nakit bırakacak. Bitcoin'i alın dediğimiz zamanlarda burada yeniden Bitcoin alımına geçerek size belki de maliyet yapacak. Gerçi 42 binden giren, 42 bin maliyette olan birinin 60 binden girmesi pek bir maliyet yapmıyor ama işte elindeki Bitcoin miktarını arttırıyor diyelim. Şimdi biz burada MVRZ score diye bir skorumuz var. Market Value, Realize Value'dur bunun kısaltması. Şimdi bunun yeşil bölgeye indiğinde artık Bitcoin'in bu fiyat seviyesinde ucuz olduğunu gösteriyor. Kırmızı da pahalı olduğunu gösteriyor. Biz 70 binlere çıktığımızda Bitcoin'in pahalı olduğunu görmemişiz. Ama 68 binlerden de Bitcoin almak şu anda çok uygun değil. O yüzden diyorum yani 64 bine fiyat gerilerse inşallah biz burada daha iyi bir talep toplayacağız. MVRZ skorumuz daha iyi yerlere inecek. Yani şu anda Bitcoin biraz da orta fiyatlarda. 68 binlerden çok acele etmemek gerektiğini söylüyor bu grafik bize Bitcoin alımı için. Peki altcoin'lerde olanlar ne yapacak? Çünkü biliyorsun Bitcoin'deki %1'lik hareketin altcoin'lere etkisi neredeyse %10'lara varabiliyor tabii, o zaman. Oradaki durum biraz daha sıkıntılı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Altcoin alırken de Bitcoin fiyatına dikkat etmek lazım. Bitcoin 68 binin gerisine indiğinde, işte 65 bin, 64 binlere gerilediğinde bazı önümüzde tutmamız gereken altcoin'ler var. Şimdi geçen gün Ethereum kurucusu Vitalik Buterin'in yapmış olduğu Layer 3 dediğimiz 3. katman coin'leri var. Bunlar da şu anda toplamda 5 tane. Ben insanlar yeni coin'ler görsün, bunları da bir görsünler diye sizlere Layer 3 coin'leri getirdim. Neden? Bitcoin 64 bin, 65 bin aralığına geldiğinde şunlardan bir tanesini seçip sepete atmak lazım. Ha, bunların en meşhuru Zai'dir. Zai de şu anda 1 dolarla işlem görüyor. 7 günlükte %18 gerilemiş. Bunlar mesela işte Degen var, bir de mesela Base var.
Base son 7 günde %150 çıkmış. Piyasa değeri de 550 milyon dolar. Yani şu ikisinden örnek veriyorum. Sepete mi atacaksınız? 500 dolarlık atın. 250-250 bölüştürün. Layer 3 coinleriniz de olsun. Bunlar Bitcoin'i izleyip de gireceksiniz. Yani aslında evet kendi destek direnç seviyeleri var ama hani çok bilmiyorsunuz. Gördünüz Bitcoin'i, grafiğini inceleyecek fırsatınız olmadı. Bitcoin 64-65 binlerde altcoin benzin ikmali yapabilirsiniz. Bir de meme coin'ler var. Şimdi o bunlar bayağı bir... Ki o da ikinci listemiz. Aynen. Burada meme coin grafiğimiz. Son 7 günlük performanslara baktığında WIF'in %34 ile ardından BOM'un %17 ile hemen ardından da Doge'nin %5 ile arkadan geldiğini görüyoruz. Bunlar da mesela yine Bitcoin 64 bin, 65 bin aralığında. Örnek veriyorum yine 500 dolarınız mı var diyelim. Şu 1, 2, 3, 4, 5 diyelim mesela. Şu ilk 5'e 100'er dolar atıp buradan da bir meme coin, 500 dolarlık bir meme coin sepeti yapılabilir. Yani 50-50 de atabilirsiniz, 10-10 da atabilirsiniz artık. O yatırımcının bütçesine, portföy büyüklüğüne bağlı bir durum. O yüzden bu meme coin ve layer 3 sepetleri de bir yandan yapılıp Bitcoin 64 bin lira geldiğinde çektiğiniz o karı belki buraya da bölebilirsiniz. Ama meme coinler de bu sene bayağı hype yapacak gibi duruyor. Daha durmadılar gibi duruyor. Özellikle Doge, Elon Musk'ın Twitter'ı alıp X yapmasıyla Doge orada hem geçerli bir coin olabilir hem de ileride Tesla satışları da Doge ile başlayabileceği için Doge'nin buradaki potansiyeli biraz daha temel analiz olarak daha yüksek gibi duruyor. Peki son zamanlarda sıkça Ethereum ve Solana karşılaştırması da yapılıyor piyasada. Dolayısıyla burada hem Ethereum Solana karşılaştırması tabii ki yapalım ama bunları da karşılaştırma olarak yaparken bir öncü gösterge olarak dolayısıyla Bitcoin'e bakmak durumundayız değil mi? Bir pozitif halde beklentin var mı çünkü? Şöyle aslında Bitcoin'in bir de burada halvingi var. Fakat tekrar ediyorum ben halvingi çok olumsuz olabileceğini düşünmüyorum. Sadece psikolojik gereği. Halving öncesi biraz böyle piyasa satışa uğrayabilir ama halen daha biz Bitcoin'de akümülasyon döneminde olduğumuz için bu bir düşüş değil, bu bir düzeltme. Ha, Ethereum mu Solana mı derseniz şu sıra biraz daha sanki Solana biraz daha yükselecek gibi duruyor Ethereum karşılaştırmasında. Onu da yine Bitcoin 64-65 bin bandına geçtiğinde Sol ve Ethereum yine örnek veriyorum 1000 dolar alacaksınız diyelim. Ağırlık şöyle olmalı. 600 dolar Sol, 400 dolar Ethereum olmalı mesela. Peki daha geniş perspektifte bakıyorsa, yatırımcı gözüyle bakıyorsa Bitcoin'e kişi, yani ben aradaki bu fiyat hareketlerinden ya da dalgalanmalardan al-sat yaparak değil, al-bekle olarak aslında pozisyonumu korumak istiyorum. Bunu yapamıyorum, beceremiyorum diyenler için daha geniş perspektifte o zaman Bitcoin fiyatlamasını nasıl okumak ve yorumlamak lazım? Yani ben bir ay kaybetmeye razıyım diyebilir mesela. O da bir seçenek. Sonuçta herkes al-sat yapamıyor. Al-sat yapamıyor, her dakika ekrana bakamıyor. Böyle durumlarda şu anda fiyatların düştüğünü gören bir yatırımcının da ben çok panik olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki artık akümülasyon dediğimiz yani birikim evresi dediğimiz bu evrenin ana desteği zaten 58-59 binlerden geçiyor. Ha, burayı gördüğünde artık yavaştan isterse yeni para sokabilir, buradan yeni Bitcoin veyahut da altcoin ikmali yapabilir. Ancak şu anda biz birikim döneminde olduğumuz için çok da büyük bir panik olmaması gerektiğini. Mayıs ayı evet dediğim gibi zorlu geçecek. Mevsimsellik haritamız da bize bunu zaten genel olarak doğruluyor. İstisnalar var ama kaideyi bozmaz. O yüzden Nisan ayı biraz böyle üç geri bir ileri gidecek. Şimdiden psikolojilerinizi bence hazır etseniz iyi olur. Peki diğer taraftan o zaman yükseliş için zamansallık konuştuk ya, Nisan ayı biraz daha baskılı bir süreç olarak okunuyor dedik. Daha o zaman Bitcoin'in bir tur daha en azından hatta 100 bin dolarların üzerine bir beklentin var. Çünkü piyasanın beklentisi de genelde artık burada oluştu ama bu son dalga hareketini ya da ikinci hareketi başlatması için zamansallık olarak daha yaz aylarına mı odaklanmak lazım? Yoksa Fed'den ne zaman faiz indireceğini duyması mı gerekiyor piyasanın? Şimdi mevsimsellik olarak yaz ayları da aslında kriptolar açısından çok iyi aylar değil. Çünkü hava sıcaklıkları ve mevsim değerleri üzerinde devam eden hava sıcaklıkları yüzünden
madencilerin soğutma maliyetleri artıyor. Biliyorsun Çin'den kovuldular Rusya'ya, Rusya'dan kovuldular Kazakistan'a. En sonunda madencilerin çoğunlukla Texas bölgesinde yerleştiğini görüyoruz. Texas da bölge olarak sıcak bir bölge. O yüzden yaz aylarındaki soğutma maliyetleri madenciler açısından çok büyük bir kalem olduğu için yaz ayları da pek bu anlamda işe yaramıyor. Benim 100 bin yani daha doğrusu 140 bin beklentim 2025'in ilk çeyreği üstüne. Yani ne yapacağız? Kasım seçimlerini alacağız Amerika'dan. Ardından fiyatlar oturacak. 2025 Ocak ayında muhtemelen yani 100 binin üzerinde olmayı bekliyorum. Ama burada sanırım biraz daha Mayıs ve Haziran ayları daha toparlayarak geçecek. O da 70 ile 80 bin civarında olacak gibi duruyor. Peki şimdi tabii bana da sosyal medyadan Twitter üzerinden gelen sorulara baktığında tabii hiç döngü değişmiyor. Hala daha XRP soruluyor. Dolayısıyla Ripple için ne der diyor. Best aslında burada söyleyeceğini söyledi ama tabii burada biraz daha hani Mart ayına dönüp baktığımızda burada sert bir hareket yaşanmış ve bu sert hareket sonrası yükseliş devam edecek mi diye aslında bu 75 centlere gittiğinde birçok kişi mesela orada realize etmedi. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada yeniden 60 centteyiz. Oradan çıkamayan yeni bir biliyorsun fiyat hareketi bekliyor ve bir döngü bekliyor. Ama ben senin suratını okuduğum kadarıyla sen böyle bir beklenti içerisinde değilsin yani gibi. Yani şey gibi hani Allah XRP, XRP size gibi bir durum oldu bu ama. Şimdi şöyle Nisan ayının bir diğer olumsuz tarafı da şu. Biz 24 Nisan'da tabii saat farkıyla olacak bu. 24 Nisan günü XRP ve SEC arasındaki davanın artık son celsesine geleceğiz. Hı hı. Muhtemelen yani %80 olasılıkla diyorum, kesin değil. %80 olasılıkla hakim burada XRP'nin ilk çıktığında yapmış olduğu kurumsal XRP satışlarına bunlar menkul kıymettir diyebilir ve bunun sonucunda da XRP'ye para cezası kesebilir. Dolayısıyla biz burada XRP'yi 45 centlere kadar düştüğünü görebiliriz. Ha bu arada bu sadece XRP'nin problemi mi? Maalesef değil. İşte Nisan ayının kötü geçecek ve hatta buradaki kötü senaryolar içerisinde XRP'nin davası da var. Eğer kurumsal satışlarda burada XRP ceza yerse bu Ethereum'u da etkiler, bu Luna'ları da etkiler, Phantom'u da etkiler, Tezos'u da etkiler, bütün altcoin'leri, bütün piyasayı etkiler. O yüzden 24 ve 25 Nisan tarihleri adeta bir ateşten gömlek. Buralarda bence biraz artık varsa karınızı alıp çıkabilirsiniz. Biraz böyle görüp bekleyip mahkeme sonucuna göre davranabilirsiniz. Neticede hakimin kararı olduğu için benim burada yapabileceğim bir analiz kalmıyor. O yüzden kesin de konuşamıyorum burada. Ya net bir şey söylemek senin dediğin gibi zor. Peki çok teşekkür ediyorum sevgili Beste verdiğin değerli bilgiler için. Bu arada izleyenlerden Bitcoin grafiği alabilir miyiz diyenler olmuş ama az önce yorumladık. Programımızda geri sarıp izleyebilirsiniz. Her salı olduğu gibi sevgili Beste Nansüllü'yü de ağırladık efendim. Beste'ye de çok teşekkür ediyorum. Haftaya salı zaten bizlerle olacak. Biz de programımıza burada noktayı koyuyoruz. Yarın sabah EkoTürk ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.